Haber dostları, herhangisi İtalya'da Pisa'da. Pisa Kulesi'nin önündeyiz. Pisa Kulesi hakkında size bilgi vermek istiyorum. Genelde ben de söyledim Pisa Kulesi olarak söyleniyor ama doğrusu Pisa Kulesi, yani Seyle söylenmesi gerekiyor. Burası Toskana bölgesine bağlı bir şehir, bölgesinde olan bir şehir Pisa kenti. Burası zamanında denize yakınmış. Buradaki üzerinden geçen Arno Nehri kıyıların tam ortasından geçiyor ve sürüklemiş olduğu alüvyonlarla biraz mesafesi uzaklaşmış. Geçmişte çok ticari anlamda bayağı bir önde gelen kentlerden bir tanesiymiş. Daha sonra uzaklaşınca bu şekilde bir kayba uğramış. Evet, Pisa Kulesi hakkında bilgi vermek istiyorum. 12. yüzyılda yapımına başlanmış. Yaklaşık 200 yıl sürmüş. İlk yapıldığında buranın altı alüvyonlarla, yani yumuşak zemin olduğu için 3. katına bakın, 7 katlı burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. kat en Çan Kulesi. Bu katedralin yanında Çan Kulesi olarak yapılmış. Amacı bu. En tepede Çan Kulesi olarak organize edilmiş. Ama yapılmaya başladıktan sonra zaman içerisinde yumuşak zemin olduğundan dolayı yavaş yavaş kaymaya başlamış. 3. katta kata gelindikleri zaman ehlilik fazlalaşınca yıkılacak diye inşaatı durdurulmuş. Uzun bir zaman, özellikle Cenevizli ve Venedik savaşları nedeniyle burası inşaatı durdurulmuş, çok aralıklanmış. Daha sonra devam edildiğinde hatırlamıyorum mimarını. İlk mimarı belli değil zaten kim yaptığını. Daha sonraki belli. Devam ediyor inşaatlarını ve bu şekilde bitiriliyor. Yaklaşık 4,5 metre bir normal zeminden sapma var aşağıya doğru. Burası daha sonra 80'li yıllarda veya 90'lı yıllarda buranın eğiminin durdurulması için mühendislikler sabitliyorlar binayı ve bundan sonra hiçbir şekilde çok az bir sapma payıyla uzun yıllar ayakta kalacağı öngörülüyor. Bunun eğimi durduruluyor. Dünyanın bu eğimde olan tek binası bu. Tamamen mermer üzerine yapılmış, mermer işçiliğiyle yapılmış harika bir eser. Yani 11-12. yüzyılda burası Pisa çok önemli bir merkezken o merkezin ihtişamını anlatan harika bir eser meydana çıkmış. Amacı dediğim gibi Çan Kulesi'ymiş. Evet, Pisa Kulesi'nden anlatacaklarım şimdi bunlar. Başka bir videoda görüşeceğiz. Ama öncesinde katedrale biraz yaklaşalım. Katedral hakkında da belki farklı bir video çekebiliriz. Evet dostlarım, şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her an bizde kalın.